Konumdaki değişimleri tasvir etmek için nasıl hızı tanımladıysak, hızdaki değişimleri tasvir etmek için de ivme dediğimiz bir nicelik tanımlıyoruz. Tanımı hızın tanımına oldukça benzer. Yine hız zaman grafiğimiz üzerinden bakalım. Bir tane hız zaman grafiğimizi düşünelim. Bu grafiğin yorumlanması da yine konum zaman grafiğiyle aşağı yukarı aynıdır. Yatay eksenimiz bizim zaman eksenimiz olsun. Dikey eksenimiz hız eksenimiz olacak. Bu eğrinin üzerinde zamandaki herhangi bir andan, zaman ekseni üzerindeki mesela T1 anından dikey bir çizgi çizdik. Bu eğrimizi kestiği noktadan yatay bir çizgi çizdik. Bu çizginin dikey ekseni kestiği yer parçacığımızın bu sefer hızını belirtsin. Yine eğer hızı nesnemizin ya da trenimizin zamanla değişiyorsa, T1 anında belli bir V1 hızı varsa, T2 anında da belli bir başka bir V2 hızı olacaktır. İvme dediğimiz şey birim zamandaki hızdaki değişimdir. Şimdi hızdaki değişim yine nasıl konumdaki değişim bizim yer değiştirme dediğimiz son konum eksi ilk konum diye tanımlamıştık. Hızdaki değişim de yine son hız V2 eksi ilk hız V1 olarak tanımlayabiliriz. V2 eksi V1 farkı bize hızdaki değişimi verecektir. Bu değişimin gerçekleştiği süre İşte ilk hızın zamanı, son hızın zamanı eksi ilk hızın zamanı olarak hesaplayabiliriz. Birim zamandaki hızdaki değişimse bu ikisinin oranı olacaktır. V2 eksi V1 bölü T2 eksi T1 oranı bize birim zamandaki hızdaki değişimi verecektir. Yine bu oran bize ortalama ivmeyi, T1'den T2 anına kadar geçen süredeki ortalama ivmeyi verecektir. Ve yine buradaki de hız V1 hızı söz gelimi çok büyük bir hızla önce artı yönde gitti. Sonra çok büyük bir hızla eksi yöne hareket etti trenimiz. Sonra tekrar artı yönde hareket etmeye başladı ve son hızı yine V1 hızına eşitse her ne kadar T1 T2 arasındaki sürede hızları çok farklı değerler almış olsa da ilk hız ve son hız aynı olduğu için ortalama ivmesi yine sabit olacaktır. Sıfır olacaktır sabitten öte. Anlık ivmeyi de benzer bir şekilde bu nasıl ki anlık hızı tanımlarken T1 T2 süresini mümkün olduğunca daralttık. Anlık ivmeyi de tanımlarken bu T2 T1 aralığını mümkün olduğunca azaltmamız gerekir. T1 anındaki ivmeyi hesaplamak istiyorsak T2 anını gittikçe T1 anına yaklaştırmamız lazımdır. Ve her durumda da ivme dediğimiz şey ortalama ivme genel olarak hipotenüsün eğimi olacak. Anlık ivmede T2 anı T1 anına yaklaştıkça yine hipotenüsün eğimi olacak ama bu sefer hipotenüs eğrimizin teğeti ile aynı üst üste bineceği için teğetin eğimine eşit olacaktır. Bir örnek vermek gerekirse mesela güncel modern arabaların en önemli belirtilen özelliklerinden biri saatte 100 km hıza ne kadar sürede vardıklarıdır. Tipik bir örnek vermek gerekirse günümüzde en hızlı ivme denen arabalar saatte 100 km'lik bir hıza 3 saniyede ulaşabilmektedir. Şimdi bu arabaların ortalama ivmelerinin büyüklüğünü hesaplamak istersek öncelikle son hızı ne olacak? Arabayı düşünelim. Sıfır hızdan başladı. 3 saniye T eşittir sıfır anı olarak kabul edelim o anı. 3 saniye içerisinde saatte 100 km hıza erişti. Şimdi 1 saatte 100 km yol alıyorsa bunun saniyede aldığı yol işte 100 km 100.000 metreye eşit olacak. 100.000 metreyi 1 saat 3600 saniyeye eşit. 100.000 metreyi 3600 saniyede alıyorsa yaklaşık olarak da saniyede 28 metre mesafe kat ediyordur bu araba. Bir başka deyişle hızı 100 km bölü saatte 100 km'lik hız aynı zamanda yaklaşık olarak saniyede 28 metreye eşittir. İlk hızı ise sıfırdı, durağan halde başlamıştı. Durağan halden saniyede 28 metrelik bir hıza 3 saniyede ulaşabiliyormuş. Ortalama hızını hesaplayacak olursak son hızı 28 metre bölü saniye eksi ilk hızı 0 metre bölü saniye bölü bu hızdaki değişimin gerçekleşme süresi 3 saniye. 0 saniyede başladı. 3 saniyede 28 metre bölü saniyeye ulaştı. Bu işlemi de yaparsanız yaklaşık olarak ivmesi ortalama 9 metre bölü saniye kare olacaktır. Mesela buradan görebileceğimiz şeylerden biri
ivmenin birimi metre bölü saniye kare olması lazım. Şimdi tabii bu hesapta dikkat ederseniz ilk başta konumdan bahsederken hep mutlaka birimleri mutlaka belirtmemiz gerektiğinden bahsettik. Hata paylarını mutlaka belirtmemiz gerektiğinden bahsettik. Burada her ne kadar birimleri belirtmiş olsak da ilk baştaki hata paylarını bilmediğimiz için hata paylarını çok fazla önemsemedik. Ama yaklaşık olarak ivmesi 9 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluruz.